Bu alıştırmada, onlu sayı sisteminde kullandığımız çarpma işlemini, diğer sayı sistemlerinde de kullanabileceğimizi göstermek istiyorum. Aslında aynı şey. Size bildiğimiz çarpma işlemi mantığının, diğer sayı sistemleri için de geçerli olduğunu göstereceğim. Mesela, ikili sayı sistemi. Açıkçası, ikili sayı sisteminde çarpma yapmak çok eğlenceli ve kolay. Kullanabileceğimiz iki tane rakam olduğu için, çok kafa karıştırıcı bir şey yok. 0 ve 1'i bilseniz yeter. Örneğin, 0 çarpı 0, 0 eder. 1 çarpı 0, 0 eder. Ve 1 çarpı 1, 1 eder. Ne kadar kolay, öyle değil mi? Eğer bunları biliyorsanız, ikili sayı sisteminde çarpma yapmaya hazırsınız demektir. Diyelim ki, elimizde 9 var. Öncelikle, 9'u ikili sayı sisteminde yazmalıyız. Bunun için, 1, 8'e, 0 tane 4'e, 0 tane 2'ye ve 1 tane 1'e ihtiyacımız var. Burada 9'u ikili sayı sisteminde yazdık. 1, 0, 0, 1. Ve 9'u 7 ile çarpmak istiyoruz. Onluk sayı sisteminde bu işlemin sonucu 63 olurdu. Ama biz ikili sayı sisteminde çalışacağız. 7'yi ise 1, 1, 1 olarak yazabiliriz. Hmm. 7'yi değiştirmek istiyorum. Yoksa bu işlem oldukça sıkıcı olacak. Gelin 7 yerine 5 kullanalım. 9 kere 5'in 45 edeceğini biliyoruz. 5'i ikili sayı sisteminde 1, 0, 1 olarak yazabiliriz. 1 tane 4, 0 tane 2 ve 1 tane 1 olarak. 4 artı 1, 5 eder, öyle değil mi? Ve karşınızda ikili sayı sisteminde 9 çarpı 5 işlemi. Her zamanki gibi, şimdi lütfen videoyu durdurun. Ondalık sayılarla çarpma yapar gibi, bu işlemi kendi kendinize yapıp, doğru sonuca ulaşmaya çalışın. Unutmayın, 9 çarpı 5, 45 eder. Ve biz buna ulaşacağız. Şimdi soruyu birlikte çözelim. Birler basamağından başlayalım. 1 kere 1, 1 eder. 1 kere 0, 0. 1 kere 0, yine 0. 1 kere 1, 1. Şimdi de ikiler basamağındayız. Birler basamağına 0 koyuyorum. Aslında diğer basamaklarda da 0 olacak çünkü 0 ile çarpıyoruz. 0 çarpı 1, 0. 0 çarpı 0, 0. 0 çarpı 0, 0 ve 0 çarpı 1, 0 eder. Bunu yazmama hiç gerek yoktu. Fakat aynı ondalık sayıları çarparken kullandığımız mantığı kullandığımızı görmenizi istedim. İkiler basamağı bittiğine göre dörtler basamağındayız. Ve birler ve ikiler basamağı sıfır olacak. Bir kere bir, bir, bir kere sıfır, sıfır, bir kere sıfır, sıfır ve bir kere bir, bir eder. Şimdi de toplamaya geçebiliriz. 1 artı 0 artı 0, 1 eder. 3 tane 0'ı toplarsak 0 eder. 2 0 ve 1 bir tane 1'i toplarsak 1 eder. 1 artı 2 0 1 eder. Buradaki sıfırların toplamı 0 sıfır eder ve burada da yalnız 1 var. Böylece aşağıya yazabilirim ve bitti. Eğer bu basamakların herhangi birinde birden fazla 1 bir olsaydı, elde kalan 1'i diğer basamağa taşımamız gerekirdi. Aynı ikili sayı sisteminde toplama işlemi videosunda yaptığımız gibi. Son olarak yaptığımız işlemi kontrol etmek istiyorum. Bakalım. Burası birler basamağı. Burası ikiler. Burası dörtler. Burası sekizler. Burası onaltılar ve burası da otuz ikiler basamağı. O halde elimizde bir tane otuz iki, bir tane sekiz, bir tane dört ve bir tane bir var. Onlu sayı sisteminde düşünmeye alışık olduğumuz için bu sağlamayı yapıyoruz. Eğer hep ikili sayı sistemini kullanıyor olsaydık bu sonucun doğru olup olmadığını hemen söyleyebilirdik. Hatta 45 değil de bu sayının başka bir ismi olurdu çünkü 45 onlu sayı sisteminde kullanılan bir isim. İkili sayı sisteminde kullanılan sayılara isim bulmak çok eğlenceli bir proje olabilir. Hatta bence birisi kesinlikle bunu yapmalı. 32 artı 8 artı 4 artı 1, 32 artı 8, 40 eder, artı 4, 44 ve artı 1 bizi 45 sonucuna ulaştırdı. Yani işlem doğru.